Şey yaptıktan sonra. Şu anlık fena değil. Yani 3-1. Bu arada dediğim gibi arkadaşlar, onlar piklediler. Yani bu haritayı yenersek, bu arada göremedim bizim piklediğimiz haritaları. MIBR'ın oynayış tarzını izletiyordum. Bizim ne piklediğimizi göremedim. Bakmam lazım. Durut durut durut. Teknik pause geldi. Gösterirse söyleyeceğim. Türkler akıyor. Mario G, teşekkür ederim beğendiğin için yayını. Takip edersen de ekstra sevinirim. Güzel sızlar ama kapıyı abi olmasından dolayı açmadılar sanırım. Evet. Yani o kapıya geldiklerinde direkt açsalardı Kalix biraz site içinde yakalanacaktı. Kapıyı hemen açmamalarına sevindim açıkçası. Silonun arkasına sızabildi Kalix. Double door açıldıktan sonra da Kalix tahmin etti teknik kapının da açılabileceğini. Orada yakaladı. Ardından Safi de yakaladı ama öldüremedi. Ama trade geldi hemen. Santres'ten. Taktikleri evde çalışacağız kardeş. Oradan bakmayacaksın. Kağıttan izlemek yok. Navi bu maçı izliyor merakla. Çünkü G2'yi yeneceklerini ve rakiplerinin kim olacağını aslında izliyorlar. Ben Navi'nin G2'yi yeneceğini düşünüyorum. Çünkü çok iyi oynuyorlar arkadaşlar. Yani Navi gerçekten inanılmaz oynuyor. Gördün. Evet. Onu da eleyeceğiz. Hadi kardeşim, onu da eleyeceğiz. Onu da eleyeceğiz. Kaçarı yok. Yani teknik pause herhalde birinin bilgisayarına bir şey oldu. Çünkü çok uzun süredir teknik pause'dayız. Yayına gelen arkadaşlar yayını beğenip takip ederlerse çok sevinirim. Keşfete düşersek daha fazla arkadaşımız izler. Evet. Ben de korktum ama MP9 biliyorsunuz ki çok iyi. Yani çok güçlü. Bu eli alırsak Eko'ya düşecekler ve 3-3 olmak için içten bile değil. Genelde bu maçları in-ear'la oynuyorlar. Yani kulak içi kulaklıkla, üstüne de bir tane daha kulaklık takıyorlar. Çünkü taraftarlar bildiğin maç gibi bağırıyorlar. Futbol maçı gibi. Line-up'ları seven bir takım belli ki. Çünkü Smoke ve Molly line-up'ını hemen yaptılar. Aa, yanlışla dışarı çıktı exit. Harika. Mayer güzel kaçtı. Vicky'ye de yakaladı orada. Ve artık tek kaldı Bronzan mı? Bronzan diye mi okunuyor bu arkadaş? Bronzan tek... En kötü map'e denk gelmedi. Onlar seçtiler bizim map'imizin kötü olduğunu düşünerek ama... Bu round geldiğinde 3-2 olacak ve Eko'ya düşecekler. Yani bu arkadaş save yapamaz. Kalix zaten onu sokmayacağını düşünüyorum. Kalix. Kalix. Yakaladı Kalix. Yakaladı Kalix. Aslanım benim. Xantres mutlu. Eko'ya düştüler ve bu Eko'yu vermememiz lazım. 3-3 geliyor. Şu anlık güzel gidiyor. Onlarda moraller bozuldu galiba. Evet, çok güzel koordine olduk. Burada Smoo galiba açtı değil mi bir kedi ya? Ben orada telefona bakıyordum. Voxy orada çok güzel korumuş kaptanını Mayer'i. 3-2 oldu. Bu map'i kazanırsak... Diğer map'i hala göremedim. Ne piklediğimizi. Full eco'lar. Xantres direkt meydana gidiyor. Secret'a, Voxic geriden tutmayı tercih etmiş. Şu an 3 meydan tutuyoruz. İyi analiz etmişiz. Eko ellerde herhalde böyle oynuyorlar. Xantres'in yeri çok iyi.
Ama fake olarak da kullanabilirsin o line-up'ları yani. Line-up'ları atıp içeri oynamak zorunda değilsin. Ama bunlar içeri oynamayı tercih etti tabi. Birazdan headshot yiyecek diye düşünüyorum Zantares'ten. Elim otomatikman Observer'lığa gidiyor. 1'e 2'ye 3'e basıp adam değiştirmek istiyorum ama. Böyle izleyelim bakalım. Kulimsi, hediye mi verdin? Hediye vermene gerek yok dostum. Çok teşekkür ederim. Ama. İki hediye az. Antares desteğe geldi. Ve takım sadece bir kişiyi kaybederek Eko elde kazanmasını bildi. 3-3 oldu. Bu el çok önemli. Şu an full buy gelecek onlardan. Bu roundu kaybetmezsek. Hatta Galilli falan çekiyorlar. Utility'yi full çekmek için, bombaları full almak için Insani ki öyle bile full alamadı. Bir bombası eksik. Yine hızlı şekilde içeriye bir combo var. Voxic çok güzel sızıyor. Ben de oynuyorum bu şekilde. Bayılıyorum bu sızmalara. Kalix ile Voxic çok iyi geldiler. Arka boş dediler. Yakaladı Kalix. İçerisi boş infosu geldi ve meydan olabileceğini söylediler. Hemen meydana yöneleceğiz. Yapma, main'den giriyorlar ve Wikedia yakalanmadı. 22 kaldı ama ooo çok iyi kaçtı. Voxic! Voxic! Voxic phase zamanı CSGO'daki gibi oynuyor. Voxic affetmiyor. İyi yaptın Kulimsi. Teşekkür ederim. Mayer, Mayer. IGL misin yoksa Master mısın be dostum? Mayer bu turnuvada inanılmaz oynuyor arkadaşlar. İnanılmaz oynuyor. 4-3 oldu ve tekrar Echo'ya düşürdük. Ya da bir Force Buy gelecek. Hiç beklemiyorlardı burada. Wikedia de çok iyi yakalamış. Voxic 1, 2. Ali be. Aslan. Kendi seçtikleri dede affetmedi. Evet çok iyi yardıma geldi. Kendi seçtikleri map'i kaybederlerse büyük bomba olur. 2-0'la geçeriz. Ben bu takımdan final bekliyorum. Hatta G2 sürpriz yapıp Navi'yi yenerse şampiyon bile olabiliriz. Hiç belli olmaz yani. Evet Force geldi. 5'e gitmek istemiyorlar ama büyük ihtimal hızlı bir oyun oynayacaklar. Tech9'lardan korkuyorum ben arkadaşlar. İçeriden rampaya hızlı bir oyun var. Ama rampayı iyi ki tutuyoruz. Kalix smoke içinden çıkacak. Kalix bekle onu. Çıkacak, yapma Voxic, yapma Voxic. Bak yapma Voxic. Kalix. Voxic. Voxic affetmiyor. Rampa 3 olduk bir anda. İnanılmaz. Zantos hoş geldin. Yayını beğenip takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. 5-3 yaptık. Force to Echo olmak zorundalar. Full. Ya da bakayım. Yani half buy gibi olmuş. Exit çekemeyecek. Diğerleri şeyden dolayı, lose bonus'tan dolayı, kaybetme bonusundan dolayı alabilecekler ama Kalix göstermiyor kendini. Wikedia atamadı. Çünkü bomba düştü orada. Exit'in yapabileceği pek de bir şey yok. Görüyorsunuz arkadaşlar, disipline bak. 5'e 1'iz. Adamda Tech9 olduğunu biliyoruz ve açılmıyoruz. Yani bu oyunları bu şekilde oynadığımız süre boyunca asla kaybetmeyiz. Yani olur mu olur? Vurur, keleş alır ve dördünde vurur, ace atar. Buna müsaade etmiyoruz. Açılmıyoruz. Üzerine gitmiyoruz. Disiplinimizi bozmuyoruz. Harika bir şekilde, hiçbir şekilde disiplini bozmadan 5 yaptık ve full çekemeyecekler bence. Lost bonus 3400 oldu mu acaba onların? Kalix burada smoke için çok iyi vurdu. Etmiyor. Voxic çok iyi yardıma gelmiş. Voxic burada ikinci de vuruyor. Wikedia aynı hizada sokmuyorlar.
Bence de evet. Zantos, ben de o fikirdeyim ama hızlı bir oyun oynadılar, oynayamadılar, yanıyorlar, flashlar falan. Nükü kaybettikten sonra iyi çalışmışız. Bunu hesaplayamadılar. Hesaplayamadılar. 13-5 yenilmiştik. Abi kedi yakalıyor smoke'lardan exit'i. 10 kaldı ama vurmuyor Kalix. Vurmuyor Kalix. Aslansın Kalix. Vurdu. 2 yakalar mıyım diye baktı ama. Aman tanrım. Çok iyi baskı smoke'la. Ramp arkasına kadar sızdı. Artık save yapmak isteyecekler ama 1 dakika 10 saniye neredeyse imkansız bir süre save için. İnşallah. Yani o attığı sadece... Evet, dediğim gibi bak şeyde patlamadı. Onu biraz daha sol aşağı tutsaydı garajı komple kapatabilirdi. Line-up'ı yanlış çalışmış. Kalix elinde yanıcıyla gir çık yapıyor. Yordu ayaklarını. Molotov attı ve durduruyor. 40 saniye var. Zaten 30 saniye kalacak. 7 saniye çünkü Molotov. Kalix ölmeden attı kendini aşağı. Artık rampa gitmekten başka çareleri yok ama aşağıya yardım geldi zaten Mayer'den. Bu arada save yapacaklar. Var, benim kullandığım monitör bak. Yandan görüyorsun değil mi? Alienware bu. Alienware 240 Hz. Paramız olduğu için sanırım saniye bittikten sonra bombayla pushlayacak Mayer. Yani nade atıp pushlaman lazım. Paramız var. Paramız var Mayer, yaparsın sen. Pushlamadı. Pushlamadı. Yayına gelen arkadaşlar yayını beğenip takip ederse çok sevinirim. Şu an çok iyi gidiyor. Her şey bizim istediğimiz gibi. 6-3. CT'yiz ve bence bu arkadaşlar demin oynadığımız, ya geçen dün oynadığımız Vitality maçını izleyip bunlar çok kötü, biz nuke pickleyelim dediler ama aslında biz nuke'de çok kötü değiliz ama Vitality gerçekten çok iyi oynuyor. Yani Navi'yi bile, dünya bir numarasıydı o zaman Navi, Vitality 2 numaraydı. Onun bile içinden geçtiler. Asus alma bak. Alienware eski turnuva monitörü. Bu monitöre ben hastayım. Beğeniyorum ve her türlü her açıya bükebiliyorsun. Her şekilde inip kalkıyor. İstediğin gibi kullanabiliyorsun. Harika. Çok az açıyorum sesini. 6-3. Yine full değiller. Yine full utility değiller. Yine çekmeyi çektiler. Safi AWP aldı. Şimdi dikkat etmek lazım. Safi'nin AWP'si gerçekten iyi. Burada Voxic Safi'ye yakalanmazsa ve bunu vurursa Voxic yanılmaz. Duydu onu Zanti. Duymuş olması lazım. Voxic çok iyi yakaladı. İnsanı satıyor. Kaç? İnsanın kilim var mı acaba? Ha, varmış yine. 5 kili varmış. Yakala, yakaladı Zantares. Drop'u yakaladı bir kedi ya. 5vs 2 kaldılar şimdi. 7-3 geliyor. Save etmememiz lazım. Sefi'nin AWP olduğunu hala duyamadık çünkü ateş etmedi. Tahmin ediyor olabiliriz ama bunu save etmememiz lazım. Yok Navi daha geçen haftaya kadar 1 numaraydı şu an CS2'de. Şu an 2 numaraya düştüler ama aralarında çok az bir puan farkı var. 934'e 930 gibi bir puan farkı var. Bu turnuvada Vitality elendiğine göre çeyrek finalde büyük ihtimal zaten bu turnuvadan sonra yine 1 numara olacak Navi. Çünkü yarı final oynuyor şu an Navi. G2 ile VK de çok güzel SD. Aa, kaçırdı. İnanılmaz bir miss. Bunu değerlendirmemiz lazım. Çatıda olduğunu biliyoruz. Ne olur basın. Ne olur basın. Bizim paramız var. 16.000. Hadi. Ben kesinlikle Mayer yerinde olsam pushlatırdım. Bir kedi yakaladı exit'ı. Sadece Safi'de silah kaldı. İnanılmaz bir vuruş ya. İnanılmaz vurdu.
Aslansın be. Türklere bak. Her yerde oy o Zantares. Burada saçma bir oyun oynamış. Bronzan da saçma bir oyun oynamış. İnanılmaz saçma oynuyorlar. Yani bu maçı 2-0 kaybetmeye gelmişler gibi oynuyorlar. Yayını beğenip takip ederseniz çok seviniriz arkadaşlar. Yine Force geldi ama Bronzan bir şey değil, 71 kaldı. Tabii bu map city map olduğu için çok tehlikeli. 9-3 bile yapsak geri dönebilir. Evet, hızlı oynamaya çalışıyorlar ama pek. Burada Voxic yakalarsa Safi'yi. Voxic Safi'yi yakalarsa aman be. Tamam. Safi artık hızlı oynuyor. Gerek yok, göstermeyin kendinizi. Çok iyi AWP, gösterme. Wikedia gösterme. Dediğim gibi yani çok agresif oynuyor. Ama burada Mayer sokmazsa Safi'nin bir hükmü kalmayacak. Yani şu an Mayer'i bekliyor Safi. Mayer yakalanmazsa, yakalanacak ama yakalandı. Zantares. Bu fight çok önemli. Bu fight'ı kaybetmemesi lazım Zantares'in. Tahmin ediyor. Zantares vurdu. Şimdi silahı yok Insani'nin. Smoke atıp çözecek. Vallahi çözdü ya. Yat aşağı dedi Zantares. Vallahi çözdü. Smoke bile atmadı ya. Smoke bile atmadı 8-3. Ne olduğunu şaşırıyorlar. Ne olduğunu anlamadı. İnanılmaz gidiyor maç bizim için. Burada biraz şanslıydı Safi yalnız. Orada drop yerine Safi olsaydı. Vuramadı. Canlı. Lolix canlı dostum. Takip edip beğenirsen çok sevinirim yayını. Safi yine AWP çekti. Ve yakaladı Voxic bu sefer, affetmiyor. Demin drop'un şansına yakalanmıştı. Bu sefer affetmiyor. Safi ne olduğunu şaşırdı. Nuki onlar pikledi arkadaşlar. Bu map'i biz yeniyoruz şu an. Onlar piklediler. İkinci haritayı göremedim. Göstermiyor bir türlü. Oyunun başında yoktuk yayında. Çarşamba biz aldık, buraya geldik. Çarşamba biz almasak buraya gelemezdik. Vitality'yi son anda 22-20 yendik. Mayer çok iyi. Voxic inanılmaz AWP. Ama yakalandık. Wikedia bir kill daha lazım. Zantares, Wikedia 9-3. İnanılmaz skor. Ağlıyorlar. Bunlar piklediler. Onlar piklediği için city side biz olduk. Hey Brazil. Adamım, eleyeceğiz sizi, hadi. Apex maçında biz aldık kankim, ki buraya gelebildik yani. Çeyrek final maçıydı o. Çok konsantreyiz. İnanılmaz oynuyoruz. 9-3 yaptık maçı. O kadar güzel trade'ler var ki. O kadar güzel korumalar var ki. Yani birinin vuramadığı açıyı diğeri inanılmaz koruyor. Burada yani Insani'ye yazar bu round. Kankim dünyanın en iyi takımı Apex değil. Apex bir takım değil. Apex bir takımın oyuncusu. Vitality şu an dünyanın bir numarası ama söylediğim gibi bu turnuvada puan kaybedecekler. Çünkü çeyrek final oynadılar. Aralarında çok az bir puan farkı var Navi ile. Yani Navi ile inanılmaz düşük bir puan farkı var. 15 falan. Şimdi onlar çeyrek finalde elendiği için, Navi yarı final oynadığı için zaten otomatikmen puan farkını kapatıp geçti. Büyük ihtimal bu turnuva sonunda LTV sıralaması güncellenecek.
Navi birinci olamasa bile, finalde kaybetse bile, hatta yarı finalde kaybetse bile büyük ihtimal Vitality'nin önüne geçecektir. O yüzden şu anlık bir numara Navi diyebiliriz. Bence de bir numara. Yani bence Vitality hak etmiyor bir numara olmayı. Navi inanılmaz oynuyor arkadaşlar. Dün Team Spirit'in içinden geçtiler. Yani bu adamlar inanılmaz eğim, inanılmaz gençler, çocuklar. Yani çocukları CS'ye başladıklarına pişman ettiler. Gerçekten çok iyi oynadılar. 9-3 öndeyiz. Turan, hoş geldin. Yayını izleyen arkadaşlar takip eder, destek olursa çok sevinirim. Yayını beğenmeyi unutmayın. Beğenelim ki keşfete düşüp daha çok kişinin... 9-3 öndeyiz ama ben bu 9-3 skorunun... ne diyeyim ona? Kötü bir skor 9-3. Yani hastalıklı bir skor mu diyeyim? Ne diyeyim ya? Şu an söyleyeyim. Monise hangi takımda? Monise şu an G2'da kankam. Çok iyi oynuyor. Vicadia, Voxic inanılmaz oynuyorlar. Kalix bence geçen maç biraz düşük oynadı. Hatta Kalix'e çok yapma dediğim pozisyonlar oldu. Gereksiz açıldığı pozisyonlar oldu ama takımca çok iyi oynuyoruz. Teristli evet, ilk eli alırsak zaten otomatikman 10'a 3 olacak ve Force gelecek onlardan. Force gelmezse 11 3 olacak. Yani ilk eli almamız lazım. Mayer çok hazır. Takımı çok iyi hazırlamış. Sesleri duymamız lazım. Efe. Efe. Lay 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 lay. Türkler desteğini esirgemiyor. Büyük ihtimal finalde büyük bir organizasyon olacak. Mayer'e ne oldu? Kanka Mayer fena oynuyor ya. Mayer hiç IGL gibi oynamıyor. Yani Xanteres gibi oynuyor. Normalde IGL'ler bir tık daha düşük oynarlar. Çünkü takımı organize etmekten, takıma komut vermekten oyuna sıra gelmiyor. Gerçekten oyuna odaklanamıyorsunuz. Yani adam vurmaya odaklanamıyorsunuz. Ve başlıyor. Bu roundu almamız lazım. Hadi çocuklar. 9-3 hadi. Let's have a look. It all starts here with an upper execution. You know the Turks are known for their grenades here. Bu Sylon'un üstünü yakıyor. Sylon'un arkasını yaktı. Flashlarla çok iyi girdik sayda. Yakalandı. Safi vurmama yeri, vurmama yeri. Şimdi 2v1 kaldı. Oy, insani demin yapamadığı şeyi burada garip bir vuruşla. Anladı. İlk eli vermek kötü oldu ama force yapmamamız lazım. Gerek yok 9-5'e. Hatta 9-6'ya. Bomba kurmadık. Force'a gerek yok. Yani burada çok iyi vurdu ya. Voxic'in pozisyonu çok daha iyiydi ama iyi yakaladılar burada. Olsun. Hiçbir şey kötü değil şu an. Tahmin ettiğim gibi. Force yapmadık. Adam düşürmeye çalışacağız. Öyle de biliriz, sorun yok. Yani İngilizce anlatıyor kankam, o yüzden kısıyorum yani. Spikersiz alamıyoruz resmi yayıncı olmadığımız için. Hatta resmi yayıncı olmadığımız için mor uygulamada da yayın yapamıyoruz. Orada yapan Türk yayıncılar var. İstiyorsan oraya geçebilirsin. Oradan izleyebilirsin. Buradaki sesi çok açamıyorum çünkü... As far away as possible. Yeah, no picks presented even for this deagle. May as well just throw it around. Yani bir sürpriz deagle vuruşu. Major looking for the opener now. 68 vurdu. Gotta be careful. He's given up the line. They could be moving in right now. Safe comes for. Herhalde doğrayacak burayı bu. And this should just be fine. This should be dandy. Vuramadın lan. Damage is okay. Safiye bak. Korkudan oynayamıyor. The follow up. Resmen korkudan oynayamıyor. Has a helping hand with Insani next to him. Mayer'in Deagle'ını kim aldı? Kimse almamış. Farkında değil misiniz Deagle var?
I think he's up on top of it as well. So he's been seen, he's been heard. That HE will force Oy, off the yakalandı roof, boxing. Enteresanmış ama Bronzan büyük ihtimal burayı doğrayacak. Yani çok olası bir şey. Çok olası. Buradan sevinmeyin kardeş, Eko vurdunuz. Kardeş Eko vurdunuz, sevinmeyin. Onlar da farkında. Oğlum bu Türk lan. Abdullah desem olur yani. 9-5. Şimdi silahlıyız. Biz onlardan silah olarak biraz daha üstünüz. Dediğim gibi 9-3 biraz tehlikeli bir skor. Ne yaptı? Duydu mu lan? Hmm. Duydu, kesin duydu. Not much time left on these smokes. Hayır, açılıyor. Ama biz yakaladık. Yani Voxic'le Insani trade'i kötü oldu çünkü. Unable to put pressure on the other extremity and things start to get a little bit awkward here for EF, but they are going to be spaced up. They can trade this out. It's just a matter of. Hala vaktimiz var. Acele etmeye gerek yok. Bir kedi ya. MRBR coming back to life slowly but surely here on Nuke. Bear in mind it's their map pick, their CT side looking promising at least in these early stages. Kalex outpositioned here, but can he find the shot? Bates out the first few, but. Abi, yakın mesafede inanılmaz bir silah. The mountain to climb here, 4 vs 1. MP9. Certainly capable, but doesn't look promising. He's got no grenades to work with as he holds towards window. Oh, time to check the timers. Clock side. He's dropped the power of position, but that door gets shut at the right time. Time 2'di. 9-6 oldu. Bir mola gelebilir. Ben bir time out alırdım kaptan olsam. Bir mola gelebilir çünkü işler şu an iyi gitmiyor. Dediğim gibi 9-3 tehlikeli bir skor arkadaşlar. Çünkü map'i kazandık lan şeyine giriyorsunuz. Map'i kazanmadınız aslında. CT map'i. Ya biraz da açıkçası MP9'ların şansıyla aldılar. İnan M4 S'le oynasa bu kadar iyi vuramazdı o. Bu arada map onların arkadaşlar. Onlar piklediler. Bu da CT side'ı iyi oynadıklarını düşündükleri için olabilir. Yani half buy çalabiliriz, echo çalabiliriz. Smokes go down, they start sneaking behind them. One player going fast. Santara's leading the charge. Gördü. İnsana dikkat et. Duydu. Şimdi koşabilirsiniz. Ya, Santara'sı yakaladı Safi. Çok güzel bir spreydi. Oyuncumuzun geçtiğinin farkında mı acaba? And MRB are not sending anyone down just yet. Maybe not aware that the cross has happened. Yayına gelen arkadaşlar takip etmeyi unutmayın. Takip edip yayını beğenmeyi unutmayın. Mikedi aşağı kadar sızdı. Farkında olmayabilirler. Yani drop'u duydu. Gördü be. Drop gördü. Towards ramp we go and Sani to defend the prime position. Let's take a dig, but Moe's two of them down. Should be enough to win this round, no problem. 4-2 now. Aman! A meal of it, but gets the kill all the same. Look at his save. He just tucks in. Knows he's not in danger until Cardia hits the headshot. 2v1 çok güzel bir ek oydu. Güzel ek olsun. Çok silah düşürdük. Paraları var tabi ama. Güzel ek o arkadaşlar. Kötü değil, 3 oyuncu düşürdük. 9-6. Tabii ki bu takım 13-3 yenilecek bir takım değildi kendi seçtiği haritada. Böyle bir şey olacağını tahmin ediyordum zaten.
Şimdi dikkatli oynamamız lazım ya. Bu round giderse işler zora girer. Bu roundu vermememiz lazım. Grenades juggled over towards outside for the CT side, and now we have got players on the roof. Bobby control. Wonder if they do a nade stack. It seemed like they were setting something up. It looks to be the case. Often thrown onto the silo. Nade atacak herhalde. 0-0 kanka Mehmet. Zeno. This looks like the silo nades. No one in position. Ama kimse yok orada. Silo nade atıyoruz ama. Oh, 23 kaldı. Varmış. Bir bomba daha gelecek eğer orada oynarsa. Hani gelmez diye dönerse iki bomba daha gelecek. Bekleyin zamanı. Geliyor. Hadi. Tabii demeye istediğini yarı final, yarı final. Grogi hoş geldin. Takip etmeyi unutmayın. Bu arkadaşı Molly ile oradan püskürtmemiz lazım. There's four players in lobby ready to go. One guy throwing the util on this upper hit. And so MIBR because of these nades have stacked up heavy. Yani bunu doymuş olabiliriz. Playing incredibly close in Sani. Çok tehlikeli Zantares. Tahmin etmeli. Stacked on the upper side. Good luck. 30 seconds. It feels almost 26 saniye var. İçeri gitmekten başka çaremiz yok ama Safi yakalayacak. Yakalayamadı. Kalix çok iyi yakaladı. Mükemmel Kalix'ten 2 kill. Mükemmel. Drop tek kaldı. Ay. Karşılıklı 4 kaldılar. İnanılmaz. Teşekkürler dostum. Takip etmeyi unutmayın. Zantares pick yapamadı mı? Zantares pick yaptı kankam. Vuramadı ama ölmedi de yani. AWP'ye boş attırdı. Öyle düşün. Ona 7 oluyor. Savliyor drop. Paraları var. Bronzan AWP atacak Safi'ye. Safi gold atabilir herhalde. Harika gidiyor şu an bizim için. Harika. Kesinlikle süper gidiyor. Burada işte o Molly gelmeliydi dedim. Zaten daha ateş edemeden öldü. Burada Safiye inanılmaz çıkmış. AWP'ydi bu arada Safi. Kaçırması çok iyi oldu bizim için. Yarı final Asif mi? Asifix. Yarı final kankam. Timeout. Eternal Fire'dan. Bu el çünkü bizim için yine çok önemli. Eğer bu eli alırsak 11 olacağız ve son ele Force gitmek zorunda kalacaklar. 12 yapmak istemedikleri için. Her şey şu an bizim lehimize. Vallahi güzel girdiler sayda. Özellikle Zantares'in gir çıkı piki çok iyiydi. Safi'ye mis attırdı. Yani Safi vuramadı. İlk map evet. Görmedim kankim pardon. İlk map bak ilk map. Dur sesini açıyorum. Telefondan okumaya çalışıyorum. İkinci monitörüm arızalandı. Ekranda da görüntü istemiyor arkadaşlar. Gerçekten çok tehlikeli. Gerçekten very dangerous position. Atifix teşekkürler. Herhalde deniyoruz çünkü Bronza'nın oradan oynadığını düşünüyoruz. Zantares çok iyi yakaladı. Acele etmiyoruz, acele etmiyoruz. Girdik ama yakalanacak galiba Safiye. Wicked de çok iyi vurdu. İnanılmaz, inanılmaz bir canlarla, bir canlarla çalıyoruz saydı. 11 oldu, 11 oldu. 11 oldu. Onlar seçti, onlar. Onların seçtiği map'i yeniyoruz. Hadi çocuklar dönmesin bu map. Bu map dönmesin. 2-0'la geçelim şunları. Navi ile G2'nun galibiyle oynayacağız eğer 2-0'la geçersek.
Bu takım bizden kötü. Bence de yedik. Hadi. Kovalıyoruz. Mu yoksa? Ha, biz yanlışlıkla gidiyoruz. Ölecek mi ihtimal? Antares de zorlamayacak. Sadece smoke içinden. Maçı 7.5'tu ama bu maç erken biterse hemen başlayabilir. Zamanımız yeterse onu bile anlatırız ama Galatasaray Fenerbahçe maçı da var. Yani onu izlerim herhalde. Ama bir yandan da takip ederim ya da tam tersi G2 maçını izleyip Galatasaray maçını kenardan takip ederim. Yani burada Safiye yazar arkadaşlar. Safi gerçekten vuramadı, ağlıyor. Çok mental olarak hazır değil. Heyecanlanıyor olabilir. Vitality'nin... Yani bunlar gerçekten Vitality'den round alamayacaklardı demek ki. Bir timeout'ta MIBR'dan geldi. Hadi çocuklar. 12'ye bırakmamak için Force geldi. 4 kişide armor yok. Sadece drop'ta armor var. Bu round'u vereceğimizi düşünmüyorum. Arkadaşlar yayını beğenip takip etmeyi unutmayın. Bak 86 kişi izliyor. İlk map 86 kişi izliyor yaklaşık yarım saattir ve sadece 9 kişi takip etmiş. Hadi arkadaşlar destek olalım. Takip etmeyi unutmayın. Teşekkürler Ahmet. Para kaybetmiyorsunuz. Sadece takip edin. Hayla ne hakem. Finalde daha belli değil. Hızlı oynuyorlar bizimkiler. İnanılmaz vurdu Zanteres. Zanteres Safi yakalayamıyor. İnanılmaz aşağıya çok hızlı indik. Buraya HG ve Zanteres. Zanteres yakalanma. Zanteres. Zanteres. Ne yapıyorsun? Vikedi ile Zanteres, Voxic 15-14 killleri var. İkinci map'i bir türlü göremedim. Eğer biz onların piklediği map'i alıyoruz. Büyük ihtimal alacağız. 12 oldu. Son paraları yok. Son round'da da paraları yok. Force yapmak zorundalar. Are they yelling directly at the Brazilian fans? Probably. Yani pikledikleri haritayı kaybediyorlar büyük ihtimal. 12-7 oldu. Hadi çocuklar. Hadi çocuklar. İkinci map'i görsek hemen hele TV'den oynadıkları, MIBR'ın oynadıkları 15 dakikada onu analiz ederiz hemen. Zanteres. İnanılmaz oynuyorsun be Zanteres. Force yaptılar. Hiçbirinde armor yok. Hiçbirinde armor yok. Utility'leri tam. Evet. Vitality'yi eleyip geldiğimiz için de korkuyor olabilirler. Yani deli... Biz yine rushlıyoruz rampa. Yine mi uğramadı? Voxic 7 kaldı ama... İnanılmaz. Last round. Mayer lurk'te kaldı. Mayer toplayacak arkayı. Mayer. They planted so quickly as well. Molly gonna make it a little awkward for Zantaris. He'll fall back, cop some damage with the smoke. Gitmez bu map. Bronze Hunt zaten 30 can kaldı. Exit bekliyor. Exit bekliyor. Süper. Gerek yok. Ya gerek yok Mayer ya. Bombs already half ticked. Voxic damn low playing a smoke game. He's gonna be able to find more damage. What the hell is going on here? 13-7. Geldi. 13-7. İlk map'i. Onların picklediği map'i alıyoruz. Onlar picklemişti. Onlar seçmişti. Çok soğukkanlı. Hiç heyecanlanmıyor. Sevinmiyorlar bile çok belliydi diye.